belirtileri tanıyın ve erken başvurun. Evet sevgili Kıbrıs TV izleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Fikri Toros da aramıza katıldı. Onunla güzel, nitelikli, düzeyli bir sohbet yapacağız. Evet, Toros ailesi Kıbrıs'ın önemli ailelerinden bir tanesi. Yüzlerce insana da belli olanaklar sağlamış. Sosyal hatlarıyla, yaşam biçimleriyle, her konuda o paylaşım içerikli, kendi sınıfsal bilincinde de olarak çok önemli katkılar yapmıştır. Hem ülkemize hem yanlarında çalışan birçok insana. Yüzlerce emekli insanımız vardır Mustafa Toros'un yanından emekli olup bugün hayatını sürdüren yüzlerce binlerce insanımız var. Evet, Sayın Fikri Toros'la bugün gerçekten güzel ve anlamlı bir sohbet yapacağız. Hoş geldiniz Sayın Toros. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok duygusal bir gün. Evet. Bugün o bahsettiğiniz Mustafa Toros'un 80. doğum günü. Evet, evet. Ben müsaadenizle özellikle sana bıraktım. Seni evet, dinlendirmek istedim. Öncelikle babama sağlıklı, çok uzun, daha nice yaşlar diliyorum. Kendisi gerçekten sadece ailemize değil, toplumumuza da çok örnek olmuş. Çok kaliteli, çok huzurlu bir yaşam ifa etmiş birisidir. Bir babanın ötesinde bir abi gibidir. Evet. Öncelikle bu duygularımı paylaşmak istedim sizinle. Evet, bu duygularınızın üzerine duygusal yoğunluğumuzu biraz daha artıralım diyorum. Çünkü bu konudaki duyarlılığınızı biliyorum. Dün biliyorsunuz tarihi bir gün yaşadık. Aynen 23 Nisan 2003 kapıların ilk açıldığı gün gibi. Yine buna benzer bir gün yaşadık. Çünkü uzun ve soluklu bir mücadelenin neticesinde açıldı her iki kapıda, Aplıç ve Derinya. Ki Derinya kapısının açılmasında da biliyorsunuz Moğusa'da Moğusa esnafı çok önemli bir misyon yüklenmişti. Ve adeta bir baskı unsuru oluşturmuş ve tabii ki diğer sivil toplum kuruluşları da onlara destek vererek bugün bu noktaya gelmemizi sağladı. Ve çok duygusal anlar yaşandı dün. Bu konudaki duygularınızı da almak isterim Sayın Fikri Toros. Şimdi öncelikle ben 1984-86 yılları arasında üniversiteden yeni mezun olmuş idealist bir genç askerlik görevimi Derinya'da yaptım. Tam bu açılan kapının orada ben tank savar takım komutanıydım. Ayrıca komutanlar ve Birleşmiş Milletler arasındaki görüşmelerde tercümanlık yapıyordum. Orada çok uzun aylar nöbet tuttum ve orayı tanıma fırsatı buldum. Orada yaşanan bir takım sınır olaylarına tanık oldum ve çok etkisi altında kaldım. Evet. Dolayısıyla Derinya'nın üzerimde böyle bir duygusal etkisi olduğunu belirtmek istiyorum. Bu 5 yıldan bu yana, 5 yıl önce takriben bu şu anda çıkmazda olan çözüm süreci başladığında o günden beri bulunduğum tüm kapasitelerde yaptığım her açıklamada bir barış sürecinde siyasi müzakerelerin yanı sıra işbirliğinin ve sosyal diyaloğun zaruri olduğunu söylüyorum. Ve işbirliğinin de ülkemiz özelinde işbirliğinin de iki toplumun birbiriyle kaynaşarak sosyal, kültürel, ticari bir takım ilişkiler tesis ederek elde etmesinin mümkün olduğunu söylüyorum. Evet. Ve bunu da tabii mümkün kılacak olan adada özgür dolaşımdır. Evet. İşte Avrupa Birliği'nin biliyorsunuz 2005'ten beri yürürlüğe koyduğu yeşil hat tüzüğü bunu resmen düzenleyen bir tüzük. Ama onun çok ötesinde ne kadar çok geçiş noktası açılırsa, ne kadar çok iki toplumlu etkinlik yapılırsa toplumlar haliyle o kadar daha yakınlaşacak. Ve ileride sınırların kalkacağı, adanın yeniden birleşeceği bir federal ortaklık zemininde karşılıklı bir sinerjik avantajlarını bugünden görmüş olacaklar. Evet. Bugünden görmezlerse çünkü
insanların aklında bilinmeze karşı biliyorsunuz bir çekimserlik olur. Ve gidip sandıkta duygusal bir güç, bir itici gücün sonucu olarak muhafazakar bir karar verirler biliyorsunuz. Yani halklar böyledir. Onun için bu kapıların açılması, halkların birbirleriyle kaynaşması ve adanın her yerinde eşit kolaylıkla bu az önce bahsettiğim sosyoekonomik ilişkilerin gelişmesi herhangi bir barış sürecinin vazgeçilmez unsurudur. Bu açıdan ifade ettiğiniz gibi dün Kıbrıs çözüm süreci içerisinde çok önemli bir dönüm noktasını teşkil etmişti. Maalesef oraya gidemedik. Bütün gün meclisteydik dün. Bütçe görüşmeleri. Görüşmeleri öncesinde meclis genel kurulundan onaylanması gereken çok önemli yasalar vardı. Nitekim dün tarım sigortası fonu yasalarını ve teknoloji geliştirme bölgeleri yasasını geçirdik. Sabahtan geceye kadar oradaydık. Dolayısıyla oturduğumuz yerde Facebook'ta ve diğer canlı yapan mecralar üzerinden takip ettik. Çok duygulandık. Gözlerimiz doldu. Orada olamadığımız için de üzüldük. Fakat bir resmi tören yapılmamış olmasını büyük bir memnuniyetle karşıladım dün. Böyle garip bir şekilde. Bazıları da bunun tersini düşünüyor. Biliyorum. Birçok insan. Yani. Aslında ilk başta ben de çok istiyordum böyle güzel bir tören olsun ama dün görüşümü değiştirdim. Ve resmi bir tören olmaması ve halkların aslında bu açılışı yapmış olması. Evet. Halkların, insanların ellerinde barış bayraklarıyla yürüyerek bu ara bölgeden koşarak karşı tarafa geçmesi ve onların duygularının ön planda olması aslında fevkalade güzel oldu. Resmi bir tören olsaydı halkların bu duyguları gölgelenecekti. Evet. Tüm odak o resmi törene ve siyasilere dönecekti. Onun olmadığına da çok sevindim dün. Bu içerikte işte Aplıç'ta çok mütevazi bir tören hazırladılar. Kesinlikle. Yani işte Kıbrıs folklorunu ve işte orada çıkan ürünlerin konulması gerçekten çok ortak güzeldi. Ortak yani. Aidiyet ve ortak evet. kültürümüz ön plandaydı. Evet. O imza attı dünkü açılışlara. Evet. Ve bu da beni fevkalade mutlu eden ve çok duygulandıran bir gelişmeydi. Sonuç itibarıyla gün boyu da takip ettik. Yani ne kadar rağbet oldu, ne kadar geçiş oldu vesaire. Gerçekten inanılmaz bir yoğunluk. Mesai günü olmasına rağmen çok güzel bir kalabalık, bir trafik oluştu. Evet. Ve gerek Lefke olsun, gerek Mausa olsun bunun sonuçlarını da görmeye başladı. Yankılar devam ediyor. Umarım bu kapıların açılmış olması aslında zannedildiğinden ne kadar daha kolay olduğunun bir göstergesidir. 3 sene önce Mayıs 2015'te Sayın Akıncı, Sayın Anastasiadis görüşmelerinin ilk gündem maddesi güven artırıcı önlemlerdi. Ve o başlık altındaydı bu kapıların açılması. Aynen mobil telefon operatörlerinin işbirliği gibi. Aynen elektrik şebekelerinin bağlanması gibi. Aynen Hellim'in coğrafi işaret tescilinin tüm ada menfaat sağlayacak olması gibi. Böyle çok önemli. Genel hayat şeklimize aslında ciddi bir kalite getirecek, Kıbrıs'taki iklimi normalleştirecek ve insanları gerçekten çözüme yönelik daha cesur, daha istekli, daha motive olmalarını sağlayacak adımlardı bunlar. Bunun geç olması gereksizdi ama oldu. Şimdi umarım bu kapıların açılması Lefkoşa'da da diğer bölgelerde de yeni kapıların açılmasına ilham verecektir. Evet. Lefkoşa'da özellikle bildiğiniz üzere yani bugün Lefkoşa Surlar içi lokmacı öncesi ve lokmacı sonrası şeklinde. Sürekli atıfta bulunduğum bir kısımdır evet, bu aslında. Yani bugün Selimiye, Aras'ta, Asmaaltı bölgelerini bir düşünün. Bu lokmacı barikatı açılmadan önceki halini bir de bugünkü halini düşünün. Oradaki ekonomik aktiviteyi, oradaki kültürel canlanmaya bir bakın. Aynı potansiyele sahip şu anda
eski Victoria Sokağı var, evet. Arabahmet'te. Baf kapısının olduğu yer. Evet. O Baf kapısını bir açalım, göreceksiniz ki güneyde Kastilioris'a Belediye Tiyatrosu, Katolik Kilisesi, kuzeyde Ermeni Manastırı, Arabahmet Camisi ve oradaki Yiğitler Burcu alanı biliyorsunuz. İnanılmaz bir aktivasyon yani, söz konusu. Bunun Lefkoşa'ya getireceği potansiyeli düşünün. Lefkoşa'nın gerçek bir kültür sanat merkezi olma potansiyeli vardır. Evet. Sadece Kıbrıslılar için değil, evet. Adayı ziyaret eden tüm yabancılar için de. Aynen Büyük Han'ın olduğu gibi, evet. Bedeste'nin, Bandabulya'nın olduğu gibi oranın da Lefkoşa'ya kazandırılması söz konusu. Zaten bununla ilgili Fikri Bey biliyorsunuz Harmancı ile Güney Lefkoşa Belediye Başkanı'nın ortak açıklaması vardır. Hatta işte komutanların bizce de sakıncası yoktur. Devlet başkanının ve bakanların da bu konuda demeçleri vardır. Bizce bir sakıncası yoktur. Madem ki bir sakıncası yoktur ki Aplıç ve Derinya'daki kapılar gibi herhangi bir hazırlığı da içinde barındırmıyor. Sadece varelleri kaldıracağız o kadar. Duvarı yıkacağız o kadar. Bitti. Evet. Ve bağlanacağız. Yani bu çok çok önemlidir. Bu aslında niyeti de gösterir diye düşünüyorum. Çünkü her olayın bir dili vardır. İşte sanatta müzisyen beste yapar, ressam resim yapar ve bize bir şey söyler. Olaylar da aslında bir dili vardır. Ki dünkü açılışta gerek Aplıç'ta olsun, gerekse Derinya'da olsun, insanların bu olayı sahiplenmeleri aslında bize nasıl bir okuma sağlıyor? Artık bu işi bir an önce bitirelim. Evet. Okumasını da sağlıyor. Evet. Ki olağan hale geldiği takdirde bu ülke, ben inanıyorum ki başta turizm olmak üzere, hemen arkasından tarım, hayvancılık, her alanda kültür, sanat ki on binlerce yıllık kültürel geçmişi, arkeolojik anlamda kültürel geçmişi olan bir mirasın üzerinde oturuyoruz. Bunun evet. yansımaları kesinlikle. Her iki toplumada olacaktır diye düşünüyorum. Gerçekten ben bu konudaki duygularımı şöyle tamamlamak istiyorum. Bu dünkü başarı, dünkü geçiş noktalarının açılması aslında sizin de ifade ettiğiniz gibi Mausa esnafının bir başarısı ve o başarıyı destekleyen, sahiplenen işte Mausa İnisiyatifi gibi, Unite Cyprus Now gibi aktivistlerimizin ve sivil toplum hareketlerinin başarısı olmuştur. Onların dirayetli duruşu sayesinde evet, olmuştur. Ve Lefke'yi de muhakkak dikkate almamız lazım. Lefke Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi olmasaydı Lefke bugün gerçekten sosyal ve ekonomik anlamda gittikçe bir yok oluşa doğru sürüklenen çok kıymetli bir yerimizdi. Evet. Şimdi Aplıç'ın açılması Lefke'nin kalkınmasına da bir nefes borusu olacaktır. Hiçbir şüphem yoktur. Bölge halkıyla devamlı iletişim içerisindeyiz. O bölgeyi muhakkak kalkındırmak bizim genel kalkınma planımızın bir parçasıdır ve oraya da muhteşem bir etki yaratacağını düşünüyorum. Orada da insanların mülklerinin değer kazanacağı, ekonomik aktivitenin artacağı, o sahil şeridinde yeni yatırımların yapılacağına falan yürekten inanıyorum ve bu da bizim için çok çok önemlidir. Doğu tarafta Maraş'ın da artık bir an önce hayat bulmasının gerektiği daha görünür hale gelecektir. Göreceksiniz. Yani o Derinya kapısından kuzeye geçtiğinizde yaklaşık 5 kilometre bildiğiniz üzere sağlı sollu 74'ten beri hiç ilgi görmemiş binalar. Hayalet şehir. Hayalet, hayalet yani halinde artık olan. Devretmek gerekir diye şey düşünüyorum ben de. Ben inanıyorum ki onun da artık hayata yeniden kazandırılmasına yönelik kalıcı ve çözüme katkısı olacak bir takım adımlara da yol açacağına yürekten inanıyorum. Tüm Kıbrıs'a hayırlı olsun ve şu temennide de bulunmak istiyorum. Umarım önümüzdeki aylarda en kısa zamanda artık kapı açmaktan bahseder durumda olmayacağız. Evet. İnşallah tüm sınırlar kalkar ve gerçek anlamda Kıbrıs'ta adalet
yerini bulur, demokrasi yerini bulur. Kıbrıs aidiyeti, ortak Kıbrıs kimliği yeniden barış ve huzur içerisinde kalıcı bir şekilde hayat bulur. Ve bu 50-55 senedir yaşadığımız bu trajediler artık tarihe gömülmüş olur. Ve Kıbrıs sadece kendi içinde değil, bölgede de bir refah, bir güvenlik ve bir barış adası ve olur. Bir barış adası olur, bir yeni havza haline gelir. Evet, tabii ki sizin gibi birçok arkadaşımızın, dostumuzun, Kıbrıslı insanımızın en büyük temennisi bu aslında. Yani ben solcu sağcı da ayırmıyorum. Gerçekten solcusundan, sağcısından, marjinalinden en alt takına kadar herkesin ihtiyacı olan bir olağan durum ihtiyacı söz konusudur. Yani çok güzel söylediniz Fikri Bey. Bir aidiyet, bir Kıbrıs kimliği aidiyeti. Çünkü yani baktığımızda bugün bir insanı insan yapan, kişiyi kişi yapan, kişiliğini belirleyen aslında nedir? Ne milliyettir, ne etnik entitesidir. Üstünde yaşadığı coğrafya ve o kültürdür aslında. Ki baktığınızda iki toplumun da yaşadığı coğrafya, aynı havayı soluyoruz. Aynı maki bitki örtüsü içerisinden kesinlikle verim almaya çalışıyoruz. Kesinlikle. Aynı denizleri kullanıyoruz. Tabii ki bunun böyle bu şekilde devam etmesi ve neticeye gitmesi de çok çok iyi olacak diye düşünüyorum. Bu arada akşam biliyorsunuz Sayın Akıncı'nın bir basın toplantısı, bir basın konferansı vardı aslında. Ben çok önemsiyorum bunu. Çünkü Anastasiadis de böyle bir toplantı yaptı. Fakat orada sadece kendi bölgesinde bulunan gazetecilere verdi bunu. Ama Akıncı'nın yapmış olduğu toplantıda güneyden meslektaşlarımız da vardı. Ve Akıncı'ya sorular sorma fırsatı da yakaladı. Yani işte bu da aslında bizim taraf olarak niyetimizi de ortaya koyuyor diye düşünüyorum. Tabii bu noktada gazetecinin birinin Akıncı'ya sorduğu bir soru vardır. Ben çok önemsiyorum bunu. Dört bacaklı bir hükümetimiz vardır. Dört ayrı partinin oluşturduğu bir hükümet vardır. İşte Kıbrıs meselesi konusunda bazı noktalarda ayrılık da var mı gibi bir soru soruldu. Tabii ki siz hükümetin içerisinde olan ve etkin bir şekilde olan bir kişi olarak bu konuda neler söyleyeceksiniz? Ben çok fazla farklılık olduğuna inanmıyorum. İnananlardan değilim. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Fikri Toros? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Yani Kıbrıs sorununa farklı pencerelerden bakan sadece hükümette olan dört parti değildir. Evet. Mecliste olan altı partidir. Evet. Bir önce bunu bir koyalım. Tabii, tabii. Fakat tabii. Lütfen mercek altına alın. Şu andaki konjektürde mercek altına alın. Evet, her partinin kendine has bir takım görüşleri, bir takım ilkeleri, vizyonu vardır. Evet. Ama bu vizyonlar arasındaki farklılıklar gittikçe azalmakta ve ortak alan gittikçe büyümektedir. Evet. Dün Sayın Ersin Tatar'ın açıklamasını muhakkak okumuşsunuzdur. Evet. Ulusal Birlik Partisi'nin yeni genel başkanı Sayın Ersin Tatar, dün Derinya ve Aplıç geçiş noktalarıyla ilgili yaptığı açıklamayı bir okursanız, evet, bu ortak alanın ne kadar büyümekte olduğunu barizce görüyorsunuz. Hükümette olan dört partinin de bu ortak alanda, ortak paydada buluştuğunu söylemek çok net bir şekilde mümkündür. Bir takım detaylara girdiğimiz zaman farklı görüşler vardır. Bu farklı görüşler de işte bu dörtlü koalisyon hükümetinin aslında sahip olduğu en büyük zenginliktir. Evet. Bu sadece Kıbrıs çözüm süreciyle alakalı da değildir bu arada. Evet. Diğer ekonomik ve sosyal politikalarda da bu söylediğimi görmek mümkündür. Ve bu dörtlü koalisyon hükümeti de aslında 7 Ocak seçimleri sonrasında oluşan mecliste ortak bir duyarlılık göstererek toplumun içerisinde bulunduğu bir önceki hükümetin yarattığı ve asla sürdürülemeyecek olduğu kesinleşen bir konjektürden toplumumuzu kurtarıp daha proaktif, daha ilerici, daha sosyoekonomik politika ağırlıklı bir icraat hükümeti umuduyla bu ortak payda görüldü, keşfedildi ve
üzerine zıplandı. Onun için Kıbrıs konusunda da diğer konulardaki görüş farklılıkları da yapıcı bir zenginlik olarak mevcuttur. Ve bunu her icraatlarında görmek mümkündür. Aralarında tabii arzu edilen veya hedeflenen diyeyim daha doğru olacak. Hedeflenen icraat ve başarı belki planlandığı hızda olmamıştır. Bunun sebebi de tamamen bizim kontrolümüzün ötesinde meydana gelen bu devalüasyonla alakalıdır. Bu devalüasyon nedeniyle maalesef bütçemizde %60-65 oranında bir erim oldu. Bu da tabii ki hane halkına, işletmelere, bankalara, kamu maliyesine domino etkisi yarattı. Ve bu da hükümetin programı doğrultusundaki icraatlarının hızını istenen noktada değil, istenenin biraz gerisinde kalmasına sebep oldu. Bu bir teferruattır. Ama aradan 9 ay geçtikten sonra dönüp bir baktığımızda ve günümüze baktığımızda en çok yasa yapan, en çok politikayı yürürlüğe koyan, üretime, adalete, dürüstlüğe, şeffaflığa en çok önem veren bir hükümet olmuştur. Ve en geniş siyasi görüş yelpazesine sahip bir hükümet olmuştur. Onun için bunun devamını diliyorum. Bu içinde bulunduğumuz zorluklar içerisinde, gerek içte, gerek dışta, gerek ekonomik zorluklar içerisinde ne bir hükümet değişikliği ne de bir erken seçime bu toplumun tahammülü yoktur. Bu hükümet halkın kendisine görev verdiği süre boyunca da iktidarda kalıp tüm bu zorlukları aşma yönünde elinden geleni yapmaya devam edecektir. Evet, çok önemli bir konuya değindiniz. Tabii ki ortada da bir realite vardır. Şu anda ülkemizde ciddi bir ekonomik kriz yaşıyoruz Sayın Fikri Toros. Tabii ki bu krizden en çok etkilenen de tabii ki asgari ücretle çalışan insanlarımızdır. Yani yaklaşık 4 ay önce vuku bulan bu krizin en büyük mağdurları olarak nitelendiriliyor. Ve o gün bugündür bu insanların alım gücünde herhangi bir iyileştirme söz konusu değildir. Ki ekonomide de bir tabir vardır. En geniş insan kitlesinin ticaret aktivasyonunun içerisinde olabilmesini sağlamak ekonomiyi ancak bir yere götürebilir algısı vardır. Birçok ekonomist arkadaşımızın söylediği en önemli konulardan bir tanesidir bu. Ki geçtiğimiz günlerde de biliyorsunuz bir sürü ürünle ilgili yüzlerce firma indirim operasyonuna gitti. Fakat indirim operasyonuna giderken de baktığınızda asgari ücretle çalışan, ki bunlar çok büyük bir kesimdir. Kaldı ki kamuda olan insanların da %60-%70 oranında bir alım gücünün gerilemesi söz konusudur. Ki bununla ilgili sendikalarla hükümet arasında sürekli temas vardır. Bunun iyileşme süreci nedir Sayın Fikri Toros? Bu çok çok önemlidir ve insanlarımız bizi dinlerken bu konuda da sizlerden bilgi almayı istiyor aslında. Evet. Çok çok önemli bir konudur bu, çünkü bir ülkede hükümet eden insanların en büyük hedefi kendi ülkesini ve insanının hem alım gücünü hem de standardını yukarıya çekmek en önemli görevlerinin başında gelir diye düşünüyoruz. Evet, çok doğru düşünüyorsunuz. Hükümetin de düşüncesi sizinkinden hiç farklı değil. Bu Ağustos ayının başlarında hükümetimiz tüm paydaşların katılımıyla, tüm meslek kuruluşlarının, ekonomi ve finans uzmanlarının, çok tecrübeli bürokratların, daha önce bakanlık yapmış siyasilerin katılımıyla ve uluslararası kurumların uyguladığı bu tasarruf tedbirlerinden de tabii ilham alarak bu 24 maddelik tasarruf tedbirlerini uygulamaya koydu, biliyorsunuz kanun hükmünde kararnamelerle yürürlüğe koydu. Neydi bunun amacı? 3 amacı vardı bunun. Birincisi, ifade ettiğiniz gibi dar gelirlinin, sabit gelirlinin alım gücünü, erimesini mümkün olan azami nispette önlemek. Birincisi buydu. Bu elzem,
Yani hem refah için, hem yaşam kalitesi için, hem de ekonomik aktivitenin devamı için elzem. Birinci amaç buydu. İkinci amaç işletmelerimizin, yani üreten, mal hizmet üretimi yapan, istihdam yapan, vergi ödeyen işletmelerimizin sağlığını korumamız çok çok önemliydi. Yine ekonomik aktivite için. Bunun nasıl olabileceğini içeren bir takım önlemler vardı bu paket içerisinde. Ve tabii ki kamu maliyesi. O da bizim omurgamız. Onu da hiçbir şekilde tehlikeye sokmamak gerekirdi. Unutmayın ki hiçbir ek kaynak almadan sadece kendi aldığımız, yürürlüğe koyduğumuz sosyal politikalarla, bu tasarruf tedbirleriyle biz bugün itibarıyla bu krizin sonuçlarını mümkün olan azami oranda hafiflettiğimizi düşünüyorum. Bugün akaryakıt ve elektrik, akaryakıt, fuel oil la bağlı olan elektrik üretimimizdeki olası zamları sürekli frenledik. Son 7 ayda bu zamları frenledik. Bugün 110 kuruş olması gereken elektrik 80 kuruş civarında kalmıştır. Hala çok yüksektir, yanlış anlaşılmasın. Evet. Ama bu düzene göre, bir otomatik düzen vardır bunu belirleyen, biliyorsunuz. Bu düzene göre eğer bunu serbest bırakmış olsaydık çıkabileceği rakamların gerisinde tutmayı başardık. İkincisi hayat pahalılığı, bütçede ayrılan kalem %7 iken biz şu an itibariyle %12.11 hayat pahalılığı verdik. Yıl sonuna kadar da %22 daha vereceğiz. Evet. Bu da mümkün olan nispette, imkanlarımız nispetinde ve bu aldığımız önlemler sayesinde yine bu dar gelirli vatandaşın alım gücünü korumaya yönelik somut icraatlarımızdır. Dün Sayın Maliye Bakanı mecliste, kürsüde açıkladı, bir vesileyle açıkladı. Biz sadece bu %22 hayat pahalılığı değil, aynı zamanda 13. maaşı da vereceğiz. Bir takım kamunun özel sektörü olan ihalelerden kaynaklanan borçlarının ödemesi, maaşlar vesaire, hayat pahalılığı toplam 1 milyar 150 milyon lira bir ödemenin yapılacağı ve 31 Aralık'a kadar piyasaya böyle bir taze kan aktarılacağını müjdeledi Sayın Bakan dün. Bu da tamamen kendi kaynaklarımızdan olmuştur. Yani bu bütçe ve bu devalüasyonun getirdiği erozyona rağmen biz ekonomik aktiviteyi devam ettirdik ve mümkün olan nispette sabit gelirli vatandaşa da bu uğradıkları kayıpları telafi ettik, etmeye de devam ediyoruz. Bizim bu aldığımız önlemlerin, uyguladığımız politikaların başarısı, Türk lirasının uğradığı bu dalgalanmanın nasıl bir seyre tabi olacağına bağlıdır. Evet. Yani bağımlı bir ekonomimiz olduğundan dolayı bizim aslında kendi yarattığımız bir kriz değildi bu. Türk parasının kullanımından kaynaklanan bir kriz olduğu gerçeği de vardır. Gördüğümüz kadarıyla Türkiye'deki para politikaları ve tabii ki Türkiye'de yerel seçimlere atılan adım bir noktada dövizi de tutmuştur. Sıkı sıkı tutuyorlar aslında. Tabii ki bunun nedenleri belli. Fakat önümüzdeki günlerde yine bir spekülasyon olursa eğer, yani bugün mesela Tolgay arkadaşımız sterlin 9'a çıkabilir diye bir yazı hazırladı. Tabii ki bunun içeriği çok farklı. Yarın böyle bir şey gündeme geldiğinde yine aynı sorunları yaşamayacak mıyız? Bu çok önemli bir noktadır ve son olarak da şu soruyu da sorayım. Çünkü biliyorum vaktiniz azdır. Meclise yetişmek zorundasınız. Sizi çeyrek geçe gibi bırakmak durumundayız. Bir de geçtiğimiz gün Günay Çerkez'i çağırdık biz buraya. Ekonomi ve Ticari Komitenin Başkanı, ki biliyorum ki özellikle telefonla ilgili, iletişimle ilgili konularda en önemli özne sizsiniz.
bizzat bu işin mimarısınız. Dolayısıyla iki toplumun yakınlaşmasında bu konunun önemine de atıfta bulunmanızı isteyeceğim Sayın Fikri Toros. Evet, önce bundan başlayayım müsaade ederseniz. Biraz önce geçiş noktalarının açılışıyla ilgili söylediklerim aslında insanların bugünkü çağdaki asgari beklentileri arasında olan iletişimle de çok yakından alakalıdır. En önemlisi aslında. Bugün iletişim bir asgari beklentidir. Evet. Bir hayati beklentidir aslında. Ve insan biliyorsunuz yurt dışına gittiğimizde de uçak tekerlekleri piste değdiği anda hemen cep telefonumuzu açıyoruz ve hemen o bulunduğumuz ülkede de ulaşılabilir bir hale geliyoruz. Evet. Gerek telefon çağrıları gerek data bağlantı internet kullanımı bugün olmazsa olmazdır. Ve onun için bu mobil telefon operatörlerinin de bizim bu tasarladığımız ve herkes tarafından kabul gören teknik olarak mevcut siyasi koşullarda yegane mümkün görünen formülün artık kabul edilmesi, Rumlar tarafından kabul edilmesi gerçekten fevkalade önemlidir. Hı hı. Ve çözüm sürecini etkisi altına alan bu iklimin de değişmesi, olumlu yönde değişmesi ve halkların aslında dikkatlerini çözüme odaklayabilecekleri bir oyun değiştirici niteliği taşıyan bu projenin muhakkak hayata geçmesini bekliyoruz. Evet. Şimdi biz çözüm olmadığı sürece, Kıbrıs'ta bir kalıcı bir çözüm olmadığı sürece ve Kıbrıs Türk toplumunun da uluslararası toplumla bütünleşmediği sürece evet. Türk lirası kullanmaya mahkumuz. Evet. Bizi tek tanıyan ülke Türkiye'nin parasını kullanmaya mahkumuz. Evet. Nokta. Başka bir alternatifimiz yoktur. Bazen tartışılıyor yani çünkü. Yani Türk parasının yaşayacağı her türlü spekülasyona biz de açığız diyorsunuz. Dolayısıyla biz de Türk lirasının değerini belirleyen ve Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından uygulanan ekonomik, siyasi, finansal kararlar, ticaret dengeleri, ödemeler dengelerinin oluşturduğu bu Türk lirasının değeri neyse biz onu olduğu gibi burada kabul etmek durumundayız. Evet. Şimdi dolayısıyla bunu bir bizim kontrolümüzün olmadığı bir gerçek varsayım olarak bir kenarda tutarsak bizim bunun sonuçlarından en hafif nasıl etkileniriz size bakmaktan başka çaremiz yoktur. Bu da sağlıklı, sürdürülebilir, kendi ayakları üzerinde duran, kendi kendine yeterli bir ekonomi politikasıyla mümkündür. Evet. Ve bunun üzerine odaklanıyoruz aslında. Üretimle mümkündür. Evet. Mevcut aktiviteyi doğru şekilde vergilendirmekle mümkündür. Kamu maliyesini bir disiplin altına alarak mümkündür. Omurgamızı dimdik ve sağlıklı bir hale getirmekle mümkündür. Yatırımcının önünü açarak, istihdamı artırarak, geliri artırarak, refahı artırarak bunlar mümkündür. Ve bunları yapmak için aslında geçmişe kıyasla çok ciddi bir yol kat ettiğimiz bilinmelidir. Bugün bizim ülkemizde, bugün Ercan Havaalanı'nın yıllık yolcu trafiği 4,5 milyondur Hüseyin Bey. Yani bundan 15 sene önce bu rakam 800 bindir. Net bir şekilde hatırlıyorum. Evet. Bugün 4,5 milyon insan ziyaret ediyor Kuzey Kıbrıs'ı. Kapılar açıldı, Avrupa'dan gelen turistler işte güneydeki havalimanları üzerinden de kuzeye geçebiliyor. Türkiye'nin çok büyük bir kongre ve turizm merkezi haline geldi, turistik yatırımlarımız çoğaldı vesaire. Bir altyapı olmuştu. Üniversitelerimiz, yüksek öğrenim sektöründeki yatırımlar buna çok güzel bir ivme kattı ve burada ciddi bir ekonomik aktivite oluştu aslında. Maalesef Türkiye hükümetinin gayet doğru olarak bu devalüasyonu önlemeye yönelik almış olduğu faiz artırımı kararları da buraya
olduğu şekilde yansıdı. Evet. Ve %100'lere varan bir faiz artışı meydana geldi. Bu işte ekonomik aktivitenin devamını tehdit eden en önemli olumsuz etkendir. Evet. Şimdi biz buna karşı mücadele etmemiz lazımdır. Bizim sermayemiz, bizim bankalarımızdaki mevduat ve tedavülde olan sermayeyi burada korumamız muhafaza gerekiyor. Muhafaza etmek lazım. Ve ekonomiye kazandırmak lazımdır. Şu anda önümüzdeki dönemde odaklanacağımız budur. İşte bugün görüşmeye başlayacağımız bütçede tüm zorluklara rağmen bunu hedeflemektedir. Dün yaptığımız yasa ve onun gibi birçok yasa yatırımcının önünü açmaya yöneliktir. Bunlar olacaktır. Türk lirasının değeri üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur. Evet. Spekülasyon yapmaya da gerek bu yoktur. Bu açık ve nettir yani bunun. Spekülasyon yapmaya kesinlikle, da gerek kesinlikle. Yoktur. Evet. Bu bir algı yönetimidir. Hiç gerek yok. Hı. Halkı da doğru bilgilendirmek ve objektif bilgilendirmek evet. şarttır. Herkesin bu tasarruf tedbirleri dediğimiz önlemleri kendi mutfağından başlayarak hayatının, hayat zincirinin her halkasında uygulaması gerekmektedir. Evet. İşte Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın da bu almış olduğu indirim kararı hükümet icraatlarının, hükümetin aldığı bu önlemlere paralel olarak katılımcılık örneği göstererek aldığı bir karardır ve kendilerini takdirle karşılıyorum. Evet. Evet, çok teşekkür ederim Sayın Fikri Toros. Yani keşke zamanınız olsa biraz daha sizinle sohbet çok güzel. Düzeyi çok güzel sohbeti. Sağ olun. Çok keyif alıyorum sizinle sohbet ederken. Ben iyi çalışmalar dileyim size. Çünkü yasa çalışmalarınız vardır. Önümüzdeki günlerde bütçe çalışmaları vardır. Bugün. Biraz sonra başlıyor. Evet. Ben tekrardan teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Koyduğunuz katkından dolayı ve samimi düşüncelerinizden dolayı. Sağ olun. Evet sevgili Kıbrıs TV izleyicilerim. Biraz erken bitiriyoruz bugün çünkü Fikri Bey'in meclise yetişmesi gerekiyor. Ben hepinize hoşça kalın diyorum ve her zaman olduğu gibi sevgiyle, hoşgörüyle ve aşkla kalın diyorum. Ve yine muhteşem müziklerle size veda etmek istiyorum. Hoşça kalın sevgili Kıbrıs TV izleyicileri. Denizden esen mavi el, yorgun yaprakları uğurluyor. Denizden esen mavi el, yorgun yaprakları uğurluyor. İyi geceler diyor Ağustos böcekleri. İyi geceler diyor Ağustos böcekleri. Ablak yüzlü ay çiçeği başı eğik dinliyor geceyi. Ablak yüzlü ay çiçeği başı eğik dinliyor geceyi. Ben aylıklar ozanı, mevsimleri Eylül çalgıcısıyım. Otların yağmurlu kirpiklerine esen mavi el, yorgun yaprakları uğurluyor. Denizden esen mavi el, yorgun yaprakları uğurluyor. İyi geceler diyor Ağustos böcekleri. İyi geceler.
geceler diyor Ağustos böcekleri. Ablak yüzlü ay çiçeği aşığı dinliyor geceyi. Ablak yüzlü ay çiçeği aşığı dinliyor geceyi.